Efendim? Yemek yedin mi? Hayır. Hazırlan, hemen çıkalım o zaman. Peki. İn, ben de iniyorum şimdi. Ben yemeğe çıkıyorum. Afiyet olsun. Levent Bey, buyurun. Masama bırak, ben yemekten sonra bakarım. Peki efendim. Anne? Gerek kalmadı, teşekkür ederim. Ne oldu, niye geldin? Konuşmamız lazım. Ne oldu, keşke arasaydın. Dışarı mı çıkıyordun? Yemek yiyecektim. Merhaba. Anneciğim, seni patronumla tanıştırayım. Levent Tuncel. Nurdan. Memnun oldum. Ben de. Annem bana sürpriz yapmış. Beraber yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. İyi günler. Sahilde bir köfteci var, oraya gidelim. Olur. Çok uzak değil, merak etme. Ne haber Aslı? Yemek yedin mi? Beraber yiyelim mi? Güzel. Neredesin, gelip alayım. Bize birer köfte salata. Ben yemeyeceğim. Neden? İstemiyorum. Sen ye. Bir köfte, bir diyet kola o zaman. Bir şey içecek misin? Bu kadar. Hemen geliyorum. Evet, seni dinliyorum. Şevketlere gittim. Konuşmaya gittim. Bakma bana öyle. İnanmıyorum sana anne. Niye böyle bir şey yaptın? Suratın sebebi anlaşıldı. Yalanlarıyla seni de zehirlediler, değil mi? Onlar sadece... İnanmışsın belli. İftira atıyorlar vallahi. Ben bir şey yapmadım. Annesi mi durmaz? Kabahatini bastırmak için beni karalıyor. Adamı gördün. Levent Tuncel benim patronum. Adam eve bana işle ilgili bir şey getirmiş. Bir şey yapmıyorduk ki biz. Evin önünde arabada oturmuş konuşuyorduk. Birden nereden çıktıysa Hayriye cadısı çıktı ortaya. Saçıma yapıştı. Vurmaya başladı ahlaksız diye. Canımı zor kurtardım elinden. Rezil oldum Levent Bey'e. Fesat kadın. Hemen yapıştırdı yaftayı. Şevket'i aldattın diye kıyamet kopardı aptallar. Car car konuşuyorlar değil mi? Neler söylediler kim bilir. Arkamdan neler atıp tutuyorlar kim bilir. Hiçbir şey söylemediler Ferhunde. Tek kelime bile etmediler. Senden duymamı istediler.
Ben de duydum işte. Ama aynen böyle oldu işte. Anlattığım gibi oldu. Kim onlarla konuştuydu? Niye gittin ayaklarına? Şevket'i aldattın mı? Hayır. Ama artık bitti benim için. Bütün bu olanlardan sonra sildim ben Şevket'i. Şimdi eşinize de bir tebligat yollayacağım. O da isterse bize bir vekalet verebilir. Anlaşmalı olursa bir celsede halledebiliriz. Boşanmayı o da istiyor değil mi? Evet. Gerekçe olarak ne diyelim? Anlaşmalı boşanmalarda şiddetli geçimsizlik ibaresi yeterli olur. Olsun bakalım. Şiddetli geçimsizlik diyelim biz de. Haberleşiriz. Teşekkür ederim. Şevket beni tam anlamıyla hayal kırıklığına uğrattı. Onunla evlenirken böyle olacağımızı hiç düşünmüyordu. Bu sefer tamam diyordu. Bu sefer tamam. İlk evliliğimde bir beklentim yoktu. İsmet çapsız bir adamdı. Kısa süreli güvenceydi benim için. Ama Şevket'le öyle başlamadı. Şevket öyle değildi. Onunla farklı olacağını biliyordu. Ama tam bir hayal kırıklığı. Onun için de sen öyle misin acaba? Kimden yarısın Allah aşkına anne? Şevket istediğim hiçbir şey veremedi ki bana. Hep silik, hep pasif kaldı. Ne işinde cesur olabildi ne evinde. Babasının gölgesinden kurtulamadı hiç. Kanatlarının altından çıkamadı. Ben ikimiz için ileriye her adım attığımda o geri çekildi. Yalnız bıraktı. Ailesiyle karşı karşıya gelen hep ben oldum. Böyle bir adama nasıl güveneyim ben? Nasıl yaslanayım? Bugüne kadar hep mücadeleyle geçti hayatım. Hep zoru başardım ben. Gücümün farkındayım. Yanımda da benden çok daha güçlü bir erkek olsun istiyorum. Levent Tuncel gibi mi? İtiraz etme. Aranızda bir şeyler olduğunu hissettim. Sen o hikayeyi anlatınca da... Doğru söyle bana. Bir şey var mı aranızda? Söyle. Annenim ben senin. Bir şey yok henüz ama... Hayatımda olmasını istiyorum, evet. Onun gibi güçlü bir erkeği istiyorum. Hem güçlü hem paralı. Evet, neden olmasın? Para önemli. Artık gelecek kaygısıyla yaşamak istemiyorum anne. Kendimi maddi manevi her bakımdan garanti altına almam lazım. Peki, seviyor musun? Merak etme. Hiçbir zaman aptala aşık olmadım ben. Romantizm bir yere kadar. Duygularımı kontrol etmesini çok iyi bilirim. Kendine çok fazla güveniyorsun Ferhunde. Çektiğin acıların çoğu bu yüzden. Acı çekmiyorum. Şevket'ten kurtulduğum için mutluyum. Levent'te onun yumuşaklığını, sakinliğini bulamayacağım belki. O bakımdan bambaşkaydı. Çok şefkatliydi bir kere. Masumdu, merhametliydi. Ama zayıftı işte. Levent'le karşılaştırmam bile hata. Bırak Levent'i Mehmet'i kızım. Sen Şevket'i hala seviyorsun.
Ben Şevket'le yaşlanmak istiyordum anne. Biraz akıllı olsaydım. Birazcık.